Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün yapay zeka desteğiyle video düzenleme programından bahsedeceğim. Hitpaw.com sitesinde Vicpia diye video geliştirme programı bulunuyor. Hem ücretsiz hem de ücretli kullanabiliyorsunuz bu uygulamayı. Bu uygulamada birçok işlem var. Tüm video ayarlarınızı yeniden düzenleyebiliyorsunuz, görüntü kaybını ortadan kaldırabiliyorsunuz, filigranları kaldırabiliyorsunuz. Ya birçok seçenek var. Düşük ışıkta çekilen videolarınızı çok net bir şekilde yapay zeka sayesinde netleştirebiliyor. Işık, renk ayarları vesaire bunları otomatikmen kendi yapabiliyor. Şimdi bilgisayara bir geçelim, sizlere uygulamayı bir göstereyim. Kullanmak isterseniz de zaten açıklamaya indireceğiniz linki de bırakıyorum. Oradan indirip kullanabilirsiniz. Hadi bilgisayar başına geçelim. Öncelikle hitpaw.com adresine giriş yapıyorsunuz ve indirmeniz için şurada Video AI bölümü var ve buradan hemen Vicpia bölümüne geçiyorsunuz. Hitpaw Vicpia yazıyor. Bu bir video düzenleme uygulaması. Bunun içerisine girdiğinizde burada ücretsiz bir şekilde indirebiliyorsunuz. İsterseniz ücretli de satın alabiliyorsunuz. Şimdi uygulamayı göstereceğim zaten sizlere. Ama hemen şurayı bir Türkçe'ye çevirelim ve Türkçe'de neler vaat ettiğine bir indirmeden göz atalım. Burada zaten diyor ki videoları 8K'ya kadar geliştirmek, onun dışında video arka planını kaldırma, bozuk oynatılamayan video dosyalarını düzenleme ve videolardaki filigranları kaldırma. Uygulamamızı hemen açıyoruz. İçerisine birçok örnek göstereceğim zaten sizlere atıp ama neler yapabildiğinizi göreceksiniz. Öncelikle açıldığında böyle bir sayfa geliyor. Şimdi ben burada ilk şu video geliştirici bölümünü sizlere göstermek istiyorum. Bak burada mesela şöyle bir örnek göstereyim hemen. Gördüğünüz gibi video bulanık bir video. Burada zaten şunu hemen seçiyorsunuz, video kalitesi onarımını, ön izleme diyorsunuz ve soldaki orijinal, sağdaki de yapılmış bir video olacak. Çok kısa bir süre içerisinde bunu zaten yapıp gösterecek. Bak gördüğün gibi sağdaki kaliteli, soldaki bulanık. Bunları, yani bulanık videolarınızı düzeltebiliyorsunuz. Bundan bir örnek daha göstereyim hemen sizlere. Şu videoyu mesela buradan da tekrardan video kalitesi onarımı diyorum ve buradan ön izleme diyoruz. Buradaki videolarınızı gerçekten kaliteli bir hale getiriyor. Soldaki bulanık sağdakini netleştirecek. Burada önemli olan zaten uygulamanın yapay zeka ile çalışmış olması. Bak soldaki bulanık sağdaki daha net ve daha kaliteli bir video içeriği çıkartıyor. Benim burada en çok kullandığımı size göstereyim. Evet tıklıyoruz. Burada düşük ışık geliştirme modu. Biz akşam dışarıda çekim yaptığımızda bunları kullanıyoruz. Buradan hemen bir tane video seçiyorum. Bak zaten video gördüğün gibi karanlık. Karanlık bir ortamda çekilmiş. Burada hemen düşük ışık geliştirme modunu seçtim. Ön izleme dedim. Çok kısa bir süre içerisinde videoyu yapay zekası sayesinde eşliyor. Ve sağ tarafa gündüz çekilmiş gibi bir görüntü veriyor. Ve görüntü kaybı da olmuyor. Tamamen yapay zeka içerisinde endeksleniyor. Ve bunu en iyi şekilde boyutlandırıyor. Bak şöyle yapalım. Yakınlaştırıyorum videoyu gördüğünüz gibi. Herhangi bir görüntü kaybı yok. Tabii ki de zaten video uzaktan çekilmiş. Ve çekilen kalite kaybını yaşatmadan sana direkt temiz bir görüntü veriyor. Onun dışında ben burada neleri kullanıyorum? Arka planı kaldırmak için burada yapay zeka araç kutusu bulunuyor. Bak bunu şu örnekle vereceğim. Kendi videomu da göstereceğim. Şimdi burada hemen şuradan ön izleme diyoruz. Arka planı çok kısa bir süre içerisinde kaldırıyor. İsterseniz böyle renklendirmeler yapabiliyorsunuz. Veya isterseniz de arka tarafı bak şimdi bulanıklaştırıyor. Böyle isterseniz daha fazla, daha az gibi bulanıklaştırma ayarlarını yapabiliyorsunuz ve bu sayede de rahatlıkla kullanıyorsunuz. Buradaki hemen şu örneği de göstereyim bari. Bak şunu da seçtik. Burada bir video, fotoğraf neyse artık ön izleme dedim. Hemen arka planı kaldırdı. Hani boydan göstermek için söylüyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada bu şekilde bir işlem yapabiliyorsunuz veya gene dediğim gibi arka planı burada bulanıklaştırabiliyorsunuz. Bak öncesini gösteriyorum. Bu şekilde bulanıklaştırma yaparsanız da bu şekilde oluyor. Şimdi buradan çıkıyoruz. Filigran kaldırmaya gelelim. Burada da şöyle bir işlem yapıyorsunuz. Hemen buradan bu örneği göstereyim. Şurada bir filigran var. Bunu hemen böyle seçiyorsunuz. Buradan ön izleme diyorsunuz. Bu indirdiğiniz videolarda vesaire filigranlar olursa aynı bu şekilde kaldırabiliyorsunuz. Ve bunları zaten sonrasında dışarıya aktarma. Başarı neyse dışarıya aktarma diyorsunuz ve tüm videolarınızı dışarı aktarabiliyorsunuz. Gelelim
diğer videolarımıza. Şimdi burada birçok seçenek var. Mesela burada video kekemeliğini düzeltme, video düzeltme, video sesi geri yükleme. Diyelim bir video kaydettiniz, sesi silindi vesaire bir şeyler oldu. Bunların hepsini düzeltebiliyorsunuz. Video onarım bölümünde ise titremeyi ortadan kaldırma, video düzeltme, video sesini geri yükleme gibi seçenekler bulunuyor. Bunları artık kendinize göre siz kullanabilirsiniz. Siteyi tekrardan göstereyim. Hitpav.com adresine giriyorsunuz. Şurada video AI bölümü var. Buradan gelip Hitpav VPIA video geliştiricisini seçiyorsunuz. Ve direkt bilgisayarına indirdiğinizde aynen bu şekilde program açılıyor. Ben de kendi arka planımı kaldırmıştım. Onu da göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi arkaya bir kütüphane ekledim. Sonrasında gaming bir oda ekledim. Onu da göstereceğim. Geliyor geldi. Birçok şey ekleyebiliyorsunuz. Yani böyle bu tarz böyle arka planlarınızı kaldıracak videolar yaparak farklı içerikler üretebilirsiniz. Ama burada önemli olan ışığın, şu an mesela benim sağ tarafımda ışık yok. İki ışık da burada, çapraz vurması. Yani bir sağ bir soldan ışığın sizin yüzünüzü net bir şekilde elbiseyle birlikte ayırması ve arka planı da mesela duvarda çekiyorsanız duvardan bir 30-40 santim 50 santim önde olmanız gerekiyor ki sizi ayırıp rahat bir şekilde arka planınızı kaldırabilsin. Hemen onun dışında size gösterebileceğim farklı bir şey var mı ona bakıyorum. Burada bu arada sadece videoyu netleştirmeye yaramıyor. Mesela burada işte animasyon modeli, modeli renklendir. Mesela modeli renklendir dediğimizde bakalım burada bir işlem yapacak mı? Genelde çünkü renksiz böyle farklı videolarda bak gördün mü? Farklı bir açı yaptı. Bunları kendi videolarınızda yapabilirsiniz. Ben genelde bunu videolarımı renklendirmek için kullanıyorum. Keskinlik yani kalite arttırıp biraz da kendimi yani arka planla kendimi renklendirmek için kullanıyorum ve dışarıya çıktısını alıyorum. Sonra montaj programıma geçip direkt işlemleri bitiriyorum. Video ile ilgili gene sormak istediğin sorular olursa bana yorumlar kısmından ulaşabilirsin. Videoyu beğenmeyi, beni takip etmeyi unutmayın.